Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konuğum Samsung Galaxy Z Fold 6. Samsung'un katlanabilir amiral gemisini ön inceleme etkinliğinde deneyimleme fırsatımız olmuştu. Bir süredir de Samsung Galaxy Z Fold 6'yı kullanıyorum. Sizlere de kendi deneyimlerim ve öne çıkan özelliklerini anlatmaya çalışacağım. O zaman sözü fazla uzatmadan videomuza geç yapalım. Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinde ufak dokunuşlarla bu telefona daha bir telefon hissi katmaya çalışmış. Yani önceki katlanır telefonlarında kullanmıştım. Hem Flip serisine hem Fold serisinde. Ve bu telefonda telefonun yapısı itibariyle ve menteşelerindeki bu geliştirmelerle beraber telefonun ekranından mıdır, işte tasarımından mıdır daha böyle bütünleşik, daha böyle bir telefon hissi veriyor katlanır haldeyken. Aynı zamanda açtığınızda da zaten o katlanır telefonların nimetlerinden faydalanmaya başlıyorsunuz. Hem yarım şekilde kullandığınızda hem tam şekilde açtığınızda size birçok işlevsel imkan tanıyabiliyor. Benim Samsung'a hani kendi çapımda şöyle bir önerim var. Biliyorsunuz ki hani Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 gibi katları model tanıtılımında bu sene bence hype'ları biraz düşük oldu. Tabii ki de insanlara hani bakmış olduğunuzda Samsung Galaxy Watch Ultra veya Samsung Galaxy Ring gibi aksesuarları daha fazla talep gösterdi. Hani bunu dilerseniz hani diğer kanallardaki incelemelere, videolara baktığınızda da onların daha çok izlendiğini görebilirsiniz. Tabii ki de satışlarda nasıl yansımıştır onu bilmiyorum. Belki kendi kişisel görüşüm. Bence Samsung Galaxy Z Fold 6'da mesela hani ufak dokunuşlarla daha az yenilikle işte biraz daha yapay zeka odaklanarak geliştirmeler yapılmış, performansı artırılmış. Bunun yerine şöyle bir şey yapabilir. S23 serisiyle S24 serisi arasında S23 Fan Edition gibi bir model de bulunuyor. Bu model hani ara bir dönemde çıkıyor, hani amiral gemilerine yakın bir performansı uygun fiyata sağlayabiliyor ve bu modelle birlikte hani amiral gemisine çıkamayan kullanıcılar o telefonlara erişim sahip, hala bir S serisi bir telefon kullanma o imkanla erişebiliyor. Samsung Galaxy Z Fold serilerinde de bence fan edition lazım. Yani bu telefonları her sene çıkarmak yerine iki senede bir çıkartmalı. İşte bu sene örnek veriyorum Samsung Galaxy Z Fold 6 var. Seni Samsung Galaxy Z Fold 6 fan edition çıkartmalı ki hani Samsung Galaxy Z Fold 6 7'ye gelene kadar hem rakipleri burada işte Samsung Galaxy Z Fold 6'yı tanıtı duyurdu. Ne oldu? Piyasadaki fiyat belirleyen kişi Samsung oldu. Bu da hani insanlar ya bu fiyatlar ne? gibi bir tepki verdi. Hani bu yüzden de biraz daha rakipleri çıkarsın. Samsung bu sefer işte ne olacak? Samsung Galaxy Z 6 Fan Edition çıkarında diğer markaların çıkarmış olduğu telefonlarda yine hala Samsung Galaxy Z Fold 6 ideal bir konumda olacak. Fan Edition'la birlikte yine o dengeyi koruyabilir ve bu sayede Samsung Galaxy Z Fold 7 modelini çıkarttığında da daha çok hype yaratabilir. Çünkü 2 senede hem yapay zeka anlamında birçok şeyi telefona yerleştirebilir hem de tasarımsal olarak belki o zamanki elverişli durumlarda menteşede değişiklik yapabilir. Tasarımında, ekranında bazı yenikler yapılır. bunun hepsiyle daha fazla bir hype yaratabilir. Samsung Galaxy Z Fold 6'nın tasarımına geçtiğimizde önceki nesline göre 14 gram hafiflemiş 1.2 milimetrede daha ince bir yapıya bürünmüş. Bu sayede cebinize koyduğunuzda, çantanızda taşırken o hafifliği sizlere hissettirebiliyor. Ayrıca işte cebime koyduğumda mesela daha ince haliyle telefon orada bir çıkıntı yaratmıyor. Bu anlamda tasarımsal olarak hoşuma gitti. Yine tasarımında burada malzeme kalitesinde armor alüminyum yan çerçeveleriyle beraber çizilmelere karşı daha dayanıklı bir hale getirilmiş. S serilerindeki bu yan çerçeveler daha mat yapıdaydı. Yine Galaxy Z Fold 6'da da o şekilde tercih edilmiş. Aynı zamanda Elimizdeki model gümüş renkte. Bunun alternatif olarak Pembe ve lacivert renk seçenekleri de mevcut. Yine Samsung Shop üzerinden beyaz ve siyah renginde oradan satın alabiliyorsunuz. Diğer satış platformlarında şu an beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunmuyor. Sadece Samsung Shop'a özel. Hani bunların dışında tasarımda hani o kadar aham şaham bir değişikliği bulunmuyor. Yine Samsung Galaxy Z Fold 5'e benzer yapıda ama ufak dokunuşlarla bu telefonda bir hareket yakalanılmış. Bunların yanında tasarımda dayanıklılık konusunda da bazı geliştirmeleri var. IP48 sertifikası ile beraber geliyor. Yani toza ve suya karşı da dayanıklı bir cihaz. Ayrıca telefonumuz Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Bunların yanında da şöyle etrafında neler var diye baktığımızda bu şekilde açık halinde üst tarafta hoparlörünü görüyoruz. Mikrofonları bulunuyor. Sağ tarafında parmak izi okuyuculu bir güç düğmesi. Onun yine üst tarafında ses artırma ve azaltma düğmelerini görüyoruz. Alt tarafına geçtiğimizde burada Type-C şarj yuvasını, onun yanında hoparlörünü Diğer yan tarafta ise burada SIM kart yuvasını görmemiz mümkün. Kalınlık olarak da bu şekilde açık halinde 5.6 mm. Yani bu rakam da bence ideal seviyelere gelindiğini gösteriyor. Diğer ileriki modellerde daha ince bir yapıda gelebilecek mi? Bu da merak ettiğim konulardan biri daha. Samsung Galaxy Z Fold 6'nın ekran kısmına geçiş yaptığımızda bu şekilde katlanır halindeyken sanki bir tablet kullanıyormuşsunuz hissi sizlere yaşatıyor. Yani büyük bir ekranda hem sosyal medyada gezinmek, telefonda takılmak çok keyifli. Bunların yanında oyun oynamak ayrı bir güzel. Yani işte ben bunda League of Legends, Wild Rift gibi bir oyunu büyük ekranda çok keyifli bir şekilde vaktimi harcayabiliyorum. Onun yanında PUBG Mobile gibi bir oyunda yine büyük ekranda o oyun deneyimini yaşamak da ayrı bir güzel oluyor. Hani büyük bir ekranda telefonda sizler tablet kullanıyor hissini rahat bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca işlevsellik anlamında ekranını dilerseniz bu şekilde açık, dilerseniz kapalı, dilerseniz de yarım şekilde de kullanabiliyorsunuz. Hani bu sayede telefonu yarım bir şekilde kullan dığınızda da orada alt taraftaki işlevsel menüsüyle beraber işte bir video izlerken burada orayı kontrol paneli olarak kullanabiliyorsunuz. Veya burada bölünmüş ekran sayesinde alt tarafta oyun oynarken üst tarafta video izleyebiliyorsunuz veya sizler tarayıcıda gezinirken yan tarafa notlar uygulamasını açıp burada not alabiliyorsunuz. Hani bu şekilde sizlere birçok işlevsel imkan tanıyabiliyor. Hani bu telefonda sizler katlanır bir telefon alıyorsanız da hakkını vermeniz için de hani bu tarzda şeyleri kullanıyor olmaz gerekli bence. Çünkü işinizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Ekran özelliklerine baktığımızda bu şekilde açık halde 7.6 inçlik L-Tipio AMOLED 2X1 ekranı geliyor. Bu ekranımız 120 Hz, eşya rompa sertifikasına sahip ve 2600 nit parlaklığa ulaşabiliyor. 1856'ya 2160'lık da bir ekran çözünürlüğüne sahip. Kapatmış olduğunuzda kapak ekranında Burada dinamik LTPO AMOLED 2x1 ekran kullanılmış. Bu da 120 Hz hızına sahip. 2600 nit parlaklıkla geliyor. 968 e 2376 2376'lık da bir ekran çözünürlüğüne ve bu kapak ekranımız da kaplanır haldeyken 6.3 inç büyüklüğünde. Bu şekilde kullanmış olduğunuzda sizlere Telefonun yan çerçeveleri yani ekran çerçeveleri o kadar ince bir hale getirilmiş ki zaten bu şekilde bakmış olduğunuzda normal bir telefon kullanıyor hissini yaşayabiliyorsunuz. E bunu açtığınızda da bu şekilde kulağınıza tablet kullanıyormuşsunuz gibi büyük bir ekran deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Yani ben genelde bu şekilde hani katlanır bir şekilde kullanıyorum. Böyle hani ihtiyaç duyduğum anlarda büyük ekrana geçtim. Hemen bir canım sıkıldı, oynamak istiyorum. Büyük ekrana takılıyorum veya bir not alacağım zaman ya da veya işte telefonu sanki hani bu şekilde telefonu ne yaparsınız? Genelde normal telefonlarda böyle dik koymak hani her yerde olmuyor. Bir şey izlerken telefonu bir yere dayamanız gerekiyor. Ama böyle hemen yarımı açtığınızda ne oluyor? Yarım bir şekilde de sizler üst tarafında video izlemeye devam edebiliyorsunuz. Hani bu anlamda bile işlevsellik sağlayabiliyor ben sevdiğim bir cihaz oldu ekran tarafında da. HDR10 Plus sertifikasına sahip olduğu için de HDR içerikleri tüketirken keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz. Renklerin canlılığı, netliği ve doğruluğunu çok beğendim. Bu 120 Hz dinleme hızını 1 Hz'e kadar düşürebiliyor. Bu sayede telefon boşta durduğu anlarda fazla güç harcamıyor pil tüketimine de katkı sağlayabiliyor. Yani ben hani pilinden de bu kadar iyi performans alacağımı beklemiyorum. Gerçekten beni şaşırtan bir pil performansıyla da geldi. Oraya da birazdan geleceğim. Yani ekranında ayrıca bizler kalem desteği sayesinde ne kalemle birlikte bu telefonda çizimler yapabilirsiniz. Not alırken kalemle birlikte not alabilirsiniz. Ancak kutu içerisinde o kalem çıkmıyor. Yani bence bu telefonlarda yapılması gereken en böyle gerekli yenilik benim kendi görüşüm. S24 Ultra'da olduğu gibi kendi içerisinden kalem çıkıyor S24 Ultra'da. Fold 6'da da çıkmalı. Bunun bence bir yolunu bulmalı Samsung mühendisleri. Yani kendi içinden çıksın bir kalem ve kullanıcı burada ekranında kalemle madem uyumlu hem bu kalemi sizler ayrı bir şekilde satın aldığınızda hani o kalemi saklamanız lazım. Kaybolmaması için telefonla birlikte. E onun yerine içine koyabileceği bir şekil bir arge yapmalı bence Samsung tarafı. Yani o yeniliği bekliyorum. Hani dediğim gibi her yıl çıkartmak yerine iki yılda bir çıkartın, burada o hype'ı yaratın, o yeniliği bekliyorum. Evet. Şimdi ekrandan sonra da telefonumuzun hani tasarım navişik, ekran navişik performans kısmına geçmek istiyorum. Performans kısmında bir amiral gemisi performansı alabileceğiniz bir telefon bu. Yani S24 Ultra ile çok yakınlar birbirlerine ve gerçekten o performans anlamındaki güçlü yapısı sizlere o tüm yaptığınız işlemlere donma takılma olmadan, ısınma yaşatmadan hepsini akıcı bir şekilde sizlere sağlayabiliyor. Bunları yaparken de ne işlik ediyor? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Yonga seti ile geliyor. 8 çekirdekli işlemcimiz 3.39 GHz hızlara çıkabiliyor ve GPU tarafında da Adreno 750 ile birlikte geliyor. Telefonumuzun Bence bu güçlü yonga setiyle birlikte geliyor olması zaten amiral gemisi bir katlanabilir telefon olmasında Burada bize kanıtlar nitelikte. Ayrıca telefonumuz 12 GB RAM'e sahip ve bunların yanında da bu modellerde 256 GB'lık depolama kapasitesi bulunmuyor. 512 GB ve 1 TB'lık depolama seçenekleriyle geliyor. Yani performans anlamında sizler şu anda ekranda yapmış olduğum benchmark sonuçlarını da görüyorsunuz. Burada o gerçekten yüksek puanları rahat bir şekilde alabildi. Ben kendi kullanıcı deneyimlerimde ısınma, donma, takılma, herhangi bir çökme gibi bir soruna karşılaşmadım. Oyunlardaki performansında şu anda sizler yine ekranda görüyorsunuz. Benim bir PUBG Mobile'deki oyun deneyimde bana yüksek FPS değerini sunabiliyor. Bunun yanında bu yüksek FPS ile sizler oyun oynarken herhangi bir size rahatsız edecek bir sıcaklık olmuyor. Sizler ekranda detaylarda da görebilirsiniz sıcaklık değerlerini ve vermiş olduğu FPS değeri PUBG Mobile gibi bir oyunu çok rahat bir şekilde oynattığında gösterebiliyor. Oyundaki akıcılık gayet iyi. Hani oyunlarda üst düzey bir performans alabiliyorsunuz. Bunlarla beraber Wild Rift gibi bir oyunda zaten büyük bir ekranda Wild Rift oynamak çok keyifli tablette vesaire ama bunu bir telefonda yaşayabiliyor olmanız bence ayrı bir güzel geliyor insana. Hani bunda da orada FPS değeri olarak gayet yüksek. O oyundaki akıcılık çok iyi. Diablo Immortal gibi bir oyunda da daha fazla GPU'sunu yüklenen bir oyunda yine burada da o yüksek FPS değerini rahat bir şekilde alıyorsunuz. Görüntü kalitesi tüm oyunlarda yüksek bir şekilde oynama imkanı tanıyor. Hani bu yüzden Amiral gemisi bir telefonda oyun oynamak her zaman çok keyifli olmuştur. Samsung Galaxy Z Fold 6 7 nesil işletim sistemi ve 7 yıl güvenlik güncellemesiyle uzun vadede bir kullanım güvencesi sunuyor. Yani sizler en yeni özellikleri en güvenli şekilde bu telefonda da kullanabileceksiniz. Peki tüm bunların hepsine güç sağlayan pili ne? içerisinde 4400 mAh'lık bir pil ile beraber geliyor. Bu pil önceki nesne göre bir geliştirmeye sahip değil. Yani önceki Galaxy Z Fold 5'te de 4400 mahtı. Galaxy Z Fold 6'da da yine aynı şekilde geldiğini görüyoruz. Normal bir gündelik kullanımda size bir gün çok rahat bir şekilde sağlayabiliyor. Yani, hani biraz daha zorlasanız işte ben mesela sosyal medyada çok fazla takılan kişiyim. Çok fazla TikTok, Instagram Reels izliyorum. İşte çok fazla gündemde neler var bunları takip ederken işte aramalarımı gerçekleştiriyorum, maillerime bakıyorum derken Hani kendi gündelik kullanımda telefonla çok fazla vakit geçiriyorum. Yani normal bir sıradan günümde 8 saate yaklaşabiliyor benim ekran süre. Hani bu yüzden de telefonda bu gündelik kullanımınızda sizlere çok rahat bir şekilde bir günü sizlere rahatça sağlayabiliyor. Yine şarjı bittiği durumda kablo olarak 25 wattlık bir şarj desteğine sahip. Kablosu olarak 15 watt ve ters şarj olarak da 4.5 wattlık şarj destekleriyle beraber bizlere sunulmuş. Bunlardan sonra kamera kısmına geçiş yaptığımızda da sayısal olarak bakmış olduğunuzda pek bir yenilik görmüyorsunuz. Yani lensler aynı, tüm hepsinin megapikselleri vesaire. bu şekilde bakmış olduğunuzda her şey aynı gibi duruyor. Ama Samsung yetkilileri de bunu belirtti ve ben kendi hem deneyimlerimde hem de internette izlemiş olduğum karşılaşma videolarında gördüm ki gerçekten yazılımsal anlamda bu telefonun kameralarında bir geliştirme mevcut. Yani Samsung Galaxy Z Fold 5'te çekilen fotoğrafların çekilen videoları Samsung Galaxy Z Fold 6 ile birlikte karşılaştırdıklarında gördüm ki hani kendim şu an Z Fold 5'im olmadığı için bunu sizlere gösteremiyorum ama yani internette araştırmış olduğumda gerçekten Galaxy Z Fold 6 o farkı hissettiriyor fotoğraf ve videolarda ve Yazılımsal olarak bu geçişle beraber Galaxy S24 Ultra'daki kamera performansına yaklaştırılmaya çalışılmış. Peki bu kameralarımızda neler bizlere sunulmuş? 50 megapiksellik F1.8 diyaframa sahip OIS'li bir ana kamera, onun yanında 10 megapiksellik F2.4 diyaframa sahip bir telefoto lensi. Yine bu da OIS özelliğine sahip ve 3x optik zoom yapabiliyor. Bunlardan sonra da 12 megapiksellik F2.2 diyaframa sahip bir ultra geniş açı lensi bulunuyor. Telefonumuzun selfie kamerası tarafında 10 megapiksellik f 2.2 diyaframı sahip bir selfie kamerası ve ekran altı kamerasında da 4 megapiksellik f 1.8 diyaframa sahip bir kamera yerleştirilmiş. <laughs> Samsung Galaxy Z Fold 6'nın tüm özelliklerinden bahsettik. Sıra geldi Galaxy AI özelliklerine. Yapay zeka ile donatılmış bir telefon daha. Bu katlanabilir amiral gemisi Samsung Galaxy S24 Ultra'da olmayan özellikleri bünyesine barındırıyor. Biliyorsunuz ki S24 Ultra ile beraber yani S24 serisi ile beraber hatta bu Galaxy AI özellikleri tanıtılmıştı. Yapay zeka bir gündem olmuştu ve buradaki yeniliklerden sonra da artık Galaxy Z Fold 6 da kendi bünyesinde yeni özelliklerle beraber geliyor. Şu anda S24 serisinde olmayan özellikler. Şimdi bunlar neler? Ne gibi yenilikler varmış Galaxy AI tarafında? Gelin bunlara birlikte şimdi bakalım. Samsung Galaxy Z Fold 6'nın yapay zeka özelliklerinde benim en çok dikkatimi çeken ilk yeniliği çevirmen kısmında. Burada sözlü çevirmen özelliğinde sizler çift ekran moduyla karşılıklı bir diyalog halindeyken kapak ekranı ve iç ekranda anlık olarak istenilen dile çevrilmiş bir şekilde sizler konuşmaları takip edebiliyorsunuz. Yani karşı tarafa iletmek istediğiniz bir mesajı konuştuğunuzda telefon bunu algılıyor. Örnek veriyorum İngilizce konuştuğunuzda karşı tarafınızda bir Alman varsa ona Almanca olarak kapak ekranında bu cümleleri gösterebiliyor. 2000 son çeyreğinde Türkçe dil desteğinin de gelmesi planlanıyor. Yine Chat asistanı özelliğinde bazı yenilikler var. Burada da sizlere önceden zaten işte farklı yanıt seçenekleri, sohbetin içeriğinin tonuna uygun işte yanıt önerileri, işte imla kuralları gibi her şey yapabiliyordu. Burada yenilik olarak da akıllı yanıt özelliğiyle sizlere önerilen yanıt seçenekleri arasında anında mesaj içeriğine uygun yanıtlar sunabiliyor. Bu da işinizi kolaylaştırabilecek detaylardan bile. Bunlardan sonra yaratıcılık kısmında yine telefonumuzun beraberine gelen yeni özelliklerinden biri akıllı seçim ve çizimden görüntü. Sizler yapay zeka teknolojisini kullanarak çizimlerinizi sanatsal çalışmalara dönüştürebiliyorsunuz. Yani bu da anlamı geliyor. Sizler telefonla Edge paneli üzerinden erişebileceğiniz bir AI kısım var. Bunu açtığınızda telefonunuzda yapmış olduğunuz bir çizimde sizlerin talep etmiş olduğunuz o çizim tipine göre bu sulu bay olur, illüstrasyon olur. Bu şekildeki bir seçiminizde yapmış olduğunuz çizimi yapay zeka bir görüntüye dönüştürüyor. Yaratıcılık anlamında yine önemli bir detay. Üçüncü parti web sitelerinde bir fotoğraf yükleyip onu yapay zeka ile değiştirdiğiniz hallerini telefonda ücretsiz bir şekilde yine yapabiliyorsunuz telefonda sizler çekmiş olduğunuz bir selfiniz olur veya başka bir şeyi telefondan yapay zekasını kullanarak da bunlardan yaratıcı eserler oluşturabiliyorsunuz. Üretkenlik tarafında da Circle to Search'e de yine ufak dokunuşlar olmuş. Biliyorsunuz ki Circle to Search ile sizler internette her şeyi bulabilme imkanı tanıyordu. Yani bir dışarıda bir binayı gördünüz. Onu hemen Circle to Search ile internetten araştırabiliyordunuz. Veya işte Circle to Search ile bir yemek gördünüz. O yemeğin ne olduğunu merak ettiniz. Bir kişinin üzerine kıyafeti merak ettiniz. Bunların hepsini Circle to Search ile bulabiliyordunuz. Yenilik olarak da daha detaylı aramayla arama yaptığınız metin ya da görsel hakkında daha fazla bilgi almak için aramalarını detaylandırabiliyor. Hani bu anların kapsamı güçlendirilmiş. Not asistanındaki özellikleri zaten biliyorsunuz. Sizlerin oluşturmuş olduğunuz notları biçimlendirip düzeltebiliyor, imla kuralını yapabiliyor. Ama yenilik olarak sizler not uygulamasına kayıt yaparak diğer pencerede ses kaydını oluştururken burada metne dönüştürebiliyorsunuz. Yani bir ses kaydı yapıyorsunuz ve bunu direkt olarak onun transkriptini telefon çıkartabiliyor. Bunu not olarak kaydedebiliyorsunuz. Veya bir pdf görüntüleyicide açtığınız içeriğin çevirisine yine notlar kısmında da yapabiliyorsunuz. Web asistanı kısmında da şöyle bir yeniliğimiz var. Önceden biliyorsunuz ki uzun haberleri, işte görmüş olduğunuz bir sitedeki yazıların hepsini özetleyebiliyordu veya çevirebiliyordu. Bunun yanında sizlerin bir webde gezinirken bir resimde bir metin varsa onu da anında çevirebiliyor. Yani sizler bir görsele baktınız ama üzerinde anlamadığınız bir dil mevcut. Bunu yapay zeka ile birlikte o metinlerin de görsel üzerinden de çevrilmesi sağlanmış. Bu özellik de gayet güzel olmuş. Genel olarak şöyle bir değerlendirecek olursam da Samsung Galaxy Z Fold 6 katlanabilir bir amiral gemisi. Evet amiral gemisi özelliklerinin hepsini bize kanıtlar nitelikte sonuçları rahat bir şekilde sunabiliyor. Performans anlamında, kamerasında, tasarımında, ekranında her özelliğinde bizlere bunu çok rahat bir şekilde hissettirebiliyor. Ama Hani bu telefonunuzun hep artı özelliklerinden bahsediyoruz. Eksi özellikleri yok mu? Bunları da videoda bahsettim ama şöyle bir genel olarak toparlayacak olursam da mesela artı özelliklerinde evet işlevsellik anlamında sizlere birçok şey tanıyabiliyor. Yani hem açık ekranında hem katlanırdığınızda diğer ekranında veya normal bir şekilde yarım bir şekilde kullandığınızda bile telefon sizlere her türlü çalışma imkanını rahat bir şekilde sağlayabiliyor. Bunu yaparken de güçlü bir performans sahip olduğu için donma takılma yaşamıyorsunuz. Yine büyük ekranda oyun oynama deneyimi çok güzel yine büyük ekranda tüketmiş olduğunuz içeriklerde film dizi izlerken, YouTube'da video izlerken bunların hepsinden oldukça fazla keyif alabiliyorsunuz. Hani tüm bunlarla beraber gerçekten ben S24 Ultra kullanıcısı olarak bu telefona geçtiğimde Performans anlamında o hissel olarak hani diyorum ya ben S24 Ultra serisinden Galaxy Z Fold 6'ya geçtiğimde sanki daha aşağı bir modele geçmiş gibi hissetmiyorum. S24 Ultra serisiyle eş değer bir telefona geçmiş gibi hissettim. Hani bu anlamda da benim hani performans olarak da kendi kullanıcı olarak çok beğendiğim bir telefon oldu. Pilinde de beni şaşırttığını söylemiştim. Eksi özellik olarak diyebileceğim hani bunlar tam eksi özellik olarak değil ama bir geliştirme olarak yapılabilecek şeyler. İşte mesela bu telefonun ekranı kalem desteğine sahip ama telefonda artık bence kalem çıkmalı. Yani Samsung mühendisleri bunun bir argesini yapmalı. Onun yanında zaten en başta demiştim bence bu telefonlara bir fan edition eklenmeli ki diğer yeni modelde o hype daha fazla yaratabilsin. Ekse özellik olarak ekleyeceğim bir şey daha var ama bence bunun Samsung Türkiye ile de pek bir alakası yok. Çünkü telefonun fiyatı insanları korkutuyor. Bakmış olduğunuzda S24 Ultra'dan pahalı modeli bile var. Galaxy Z Fold 6'nın. Yani bu şekilde bir fiyat algısı. Hani bakmış olduğunuzda insanlar ya ben hani katlanır bir telefon almak yerine acaba S24 Ultra mı alsam ya da Galaxy Z Fold 5 mi alsam işte hani yine Samsung'dan devam etmek istediği için söylüyorum. İşte veya Galaxy S24 Plus mu alsam daha uygun fiyata inip hani o kadar fiyatlara çıkmama gerek var mı gibi bir düşünce yaratabilir. Ama bu hani Samsung'un Türkiye'deki fiyatlanmasıyla alakalı değil. Globalde bu telefonun fiyatı da zaten S24 Ultra'dan dolar olarak fazla çıktı. Neredeyse iki katına yakın bir dolar farkı var. Globalindeki fiyat farkı olarak. Yani bu şekilde bakmış olduğunuzda Türkiye'de de bu Fiyat farkının olması çok normal. Zaten üzerine birçok vergi vesaire ekleniyor. Bu yüzden telefonların fiyatları uçuyor. Bu sadece Samsung özelinde değil. Amiral gemisi cihazlar diğer markalarda Xiaomi olur, Honor olur, işte Huawei olur. Bu markaların hepsinde Amiral gemisi model çıkardığında fiyatlar maalesef uçuyor. Hani bu algıyı nasıl kırar markalar bilmiyorum. Hani belki satış kampanyaları düzenler ama hani insanlar artık o kadar fiyatı görünce bir korkuyor. Tabii ki de buna da belki de alışırız. Hani bunlar da belki geçer, alışırız, deriz ki o fiyatlar normal artık. Ama hani insanlardaki acaba o şey algısını kırabilir mi bilemiyorum. Ben o kadar paraya çıkacağıma hani Apple alırım ya diyen bir kitle olduğu için de hani bu algıyı kırabilir mi? Zaten hani Apple da sürekli fiyatları zamladığı için insan belki de o fiyatlara alıştığından dolayı bu fiyatlar gözümüzü korkutmaz. Bunu bilemeyeceğiz. Zaman gösterecek. Ama hani bu anlamda bakmış olduğunuzda da sizlerin hani bir amiral gemisi model telefon almak istiyorsanız Galaxy Z Fold 6 çok güzel bir tercih olacaktır. Katlanır bir telefon almak istediğinizde zaten o en iyi kaliteyi, en iyi performansı sizler bir telefonda o hepsini satın almak istediğinizde Galaxy Z Fold 6 bunun arasında öne çıkan telefonlardan birisi. Bizim inceğimiz bu kadardı. Bu videomuzda Samsung Galaxy Z Fold 6'yı anlatmaya çalıştım. Umarım satın almayı düşünenler ve merak edenler için güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.